Çin aşısının Türkiye'deki faz 3 denemelerinde sona gelindi. Ön rapora göre şu ana kadar aşılanan 10 bin kişiden sadece 34'ü koronavirüse yakalandı. Yani başarı oranı görünen o ki çok yüksek efendim. Çok yakında testler tamamen bitecek, antikor ölçümleri tamamlanacak. Kesin sonuç o zaman belli olacak. faz 3 çalışması yaklaşık iki hafta önce durduruldu. Şu anda antikor teslim yapılıyor. İğnenin faydası oldu mu olmadı mı ona bakılıyor. 10 bin gönüllü katıldı. Sadece 34'ü koronavirüse yakalandı. Katılanların yarısına aşı yapıldı. Yarısına ise plasebo denilen boş aşı. Faz 3 çalışması durduruldu. Sıra gönüllerde oluşan antikor seviyelerine bakmaya geldi. Şu an antikor alımına başlandık. Birinci ve ikinci doz aşınız yapıldı mı? Tabii yapıldı. Işte, yapıldı. Nasıl hissettiniz kendinizi? Hiçbir etki görmedim yani. Üstünden bir zaman geçmiş bu süre içinde koronaya yakalandınız mı? Hayır yakalanmadım çağrıldıkları saatte fazüç çalışmasının yapıldığı merkezlere gelen gönüllülerden kan alınıyor. Sonuçlarsa gönüllülere bildirilmeyecek. Çalışma kilidi kırılıp kime aşı kime boş aşı yapıldığı açıklandıktan sonra tüm bilgiler paylaşılacak. Şu an hiç kimse bilmiyor. Ne gönüllü biliyor ne biz biliyoruz. Sistemsel olarak e, ilerliyor işler. Daha sonra e, herkese bilgilendirme yapılacak. Gönüllüye çok sonra haber verilecek değil mi? Kilit kırıldıktan sonra. Evet, yaklaşık 1-2 hafta sonra haber verilecek. Fazüç çalışması kapsamında gelen gönüllülerin birinci Doz ve ikinci doz aşıları yapıldı ve gerekli zaman geçtikten sonra da antikor alımları başlandı. İşte bugün de gördüğünüz gibi bir gönüllünün antikoru alınıyor ve bu antikor sonuçlarına da bakılacak. Kilit kırıldıktan sonra işte o zaman kim placebo, kim gerçekten aşı oldu ve antikor sonuçlarıyla bunlar karşılaştırılacak. Kilit kırıldıktan sonra plasebo yani boş aşı olduğu ortaya çıkan gönüller aşı olmak için kısa sürede merkezlere çağrılacak. Koronavakla ilgili Türkiye'de hazırlanan ön rapor olumlu ancak asıl sonuçların çıkması Haziran'ı bulacak. Sağlık çalışanlarında özellikle yapılan çalışmalarda ülkemizde açılan ilk verilerde geçici verilerde %91.25 oranında etkinliğinin olduğunu gördük. Geçici ara sonuçlar kesin sonuçlar değil hiçbir aşı için Kesin sonuçlar belki Haziran, Temmuz gibi açıklanacak. Fazüç çalışmasına katılan gönüllülerse bir sene boyunca takip edilecek. Evet.